Sabah. Salih Tuna. Teşekkür etmelisiniz. Sayın Akşener'in partisinin grup toplantısında kürsüden mermi fırlatma şovuna kendi adına gerçekten üzüldüm. Sanırım hala toparlayamadı. Kolay değil tabii. Gözlerinin önünde oylarının yarısına yakını eriyip gitti. Ama yine de sağlık önemli. Doğrusunu isterseniz, doğrusunu isterseniz ilk mektep müsameresi tadındaki hamaset nutkunu çok acıklı buldum lakin çok eğlenceli bulanlar da vardır. Mesela Akşener'in de içinde yer aldığı CHP ittifakını Kandil'den zırt pırt yaptıkları açıklamalarla destekleyen PKK elebaşları oldukça eğlenmişlerdir. Hatta kahkaha atmışlardır. Hayır yani Akşener'in Eren Bülbüller, Yasin Bölüler, Aybüke öğretmenler sözlerine gülmesinler de ne yapsınlar? Bir yandan PKK'nın katlettiği isimleri zikredip öte yandan PKK'nın siyasi ayağıyla ittifak içine girmek nedir Allah aşkınıza? Ömer Halis Demir korktu mu? Sözlerine de kuvvetle muhtemel Pensilvanya gülmüştür. Gerçi ben de güldüm ama Akşener'e değil. Ömer Halis Demir'e 33 kurşun sıkan hainlerin 15 Temmuz darbesine tiyatro diyen Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e verdiği şu desteğe güldüm. İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener tarihi bir konuşma yaptı kendisine selam olsun. Malumunuz yol arkadaşım dediği Akşener kısa süre önce dayatmaya mecbur bırakıldığını, kıskaca alındığını, ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandığını söyleyerek yoldan çıkmıştı. Pardon, masadan kalkmıştı. Sonra ne olduysa artık masaya tekrar oturtulmuş, masanın altındaki HDP'de görünür olmuştu. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu'nu kaset marifetiyle CHP koltuğuna oturtanlar Akşener'i de masaya tekrar oturttular. Yollarını belirleyenler belli. O yüzden habire ayakları dolanıyor. Vıcık vıcık riyakarlıkla malul yol arkadaşlarının akıbeti budur. Şu ibretlik hallerine bakar mısınız? Karamollaoğlu geçen gün ittifak içinde ittifak arayışı içine girdiklerini söyledi. Sizin anlayacağınız Millet İttifakı dedikleri CHP ittifakı içinde ayrıca bir ittifak arayışına girmişler. Ne ki Babacan'ın partisinin amblemi altında ittifak kurma ısrarı yüzünden şimdilik başaramamışlar. Karamollaoğlu da kendi partisinin daha kıdemli olduğundan hareketle Saadet'in amblemi altında ittifak kurulmasının doğru olduğunu söylemiş ama fayda etmemiş. Davutoğlu, ''Benim üç dönem başbakanlık yapmışlığım var. İkinizden de daha liyakatliyim.'' demiş midir bilemiyorum. Benim bildiğim, babacanın amblemini Karamolluoğlu kabul etseydi de o etmezdi. Çünkü daha önce sunduğu mutabakat metnini Babacan reddetmişti. Davutoğlu şu sıralar CHP ittifakında yeterince temsil edilmediklerinden şekvacı. Solcular ve milliyetçiler temsil ediliyor ama biz muhafazakarlar yeterince temsil edilmiyoruz diyor. Özetle daha fazla milletvekili istiyor. Uzun lafın kısası Kurtlu peynir gibi ortasından kesseniz her tarafı ayrı alem bir muhalefet işte. AK Parti'ye kırgın veya küskün olabilirsiniz. Bizim de sıklıkla eleştirdiğimiz gönül köprülerini yıkan nobran elemanlardan da gıcık kapabilirsiniz. Fakat FETÖ veya PKK muhibbi değilseniz AK Parti'ye teşekkür etmelisiniz. En azından bunların evlere şenlik ittifakının iktidar olmasından memleketi koruyor.